Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 15 Temmuz. Bugün hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünü 5 yıl önce bugün sevgili seyirciler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne peygamber ocağına sızan asker kılıklı ihanet şebekesi. Milletin silahını yine millete doğrulttu. Tanklarla, ağır silahlarla, bomba yüklü savaş uçaklarıyla halkına saldırdı. Tarihte eşi görülmemiş bu ihanet çetesini varlığına, istikbaline, demokrasisine kasteden canileri işte bu millet çıplak elleriyle durdurdu sevgili seyirciler. 251 kahraman vatan evladı o gece şehit düştü. Hepsini sonsuz saygı ve rahmetle anıyoruz. 2196 kahraman vatan evladı da kurşunlara, üzerlerine sürülen tanklara vücudunu siper etti, yaralandı. Tüm gazilerimizi şükranla, minnetle anıyoruz. Anma programları var bugün. Türkiye'nin pek çok yerinde, Ankara'da, İstanbul'da, başta Gazi Meclis olmak üzere, Beştepe'de, dış temsilciliklerde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde Türkiye'ye destek mesajları da geliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hain darbe girişimini bir kez daha lanetlediğini söyledi. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç de Türk halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesi eşsiz bir örnek olarak hatırlanacaktır dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den de açıklamalar var. Bakü, Nur Sultan, Gümülcine, Berlin, Saraybosna canlı yayın duraklarımız olacak bugün. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarından ayrıntıları paylaşacağız. Başlıyoruz. ...15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde Türkiye'ye destek mesajları geliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hain darbe girişimini bir kez daha lanetlediğini söyledi. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç, Türk halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesi eşsiz bir örnek olarak hatırlanacaktır dedi. Kerkük'te 62 yıl önce yaşanan Türkmen katliamının kurbanları için anma töreni düzenlendi. Bu töreni Türkiye'yi temsilen ilk kez Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney de katıldı. Büyükelçi Güney, DEAŞ ve PKK terör örgütleriyle FETÖ'nün ortak birer tehdit olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de son 24 saatte 6907 yeni vaka tespit edildi. 43 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılama sayısı 60 milyonu aştı. Son 24 saatte 1.034.135 doz aşı daha yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artan vaka sayılarına karşı uyardı. Aşılanmayla vaka sayıları arasındaki bağlantıya dikkat çekti. Bu bayram son kez temastan uzak duralım dedi. Bakan Koca aşılamada iki doz arasındaki sürenin kısaldığını da açıkladı. Dünyada 188 milyon 800 binden fazla kişi koronavirüse yakalandı. Virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 milyon 68 bini aştı. Vakaların hızlı artmasıyla bazı yerlerde tedbirlere dönüldü. Ağustos sonuna kadar Avrupa Birliği'ndeki vakaların %90'ının Delta varyantı olabileceği uyarısı yapıldı. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri bir kez daha ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan güçlerine saldırdı. Nahçıvan'da bulunan Azerbaycan askerlerine açılan ateş sonucu bir Azerbaycan askeri yaralandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a gitti. Çavuşoğlu, başkent Taşkent'te düzenlenecek Orta ve Güney Asya bölgesel bağlantısallık, sınamalar ve fırsatlar başlıklı konferansa katılacak. Almanya'da aşırı yağış ve sonrasında meydana gelen sel nedeniyle köyler, şehirler su altında kaldı. 6 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi ise kayıp. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyun durup duramayacaksınız. Bin yıldır yürüdüğümüz bu yoldan bizi geri döndüremeyeceksiniz.
Evet, bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Sevgili seyirciler, bundan tam 5 yıl önce 15 Temmuz 2016'da Ankara'da, İstanbul'da, Marmaris'te bombalar, kurşunlar acımasızca masumlara hedef aldı o gece. FETÖ'cü darbeciler gözlerini kırpmadan bombaladılar, darbeye direnenleri vurdular. 251 kahraman şehit oldu 15 Temmuz'da. O ihanet gecesinde son sözü millet söyledi. Demokrasisine, varlığına, geleceğine kasteden hainlere geçit vermedi. Unutmadık, unutturmayacağız sevgili seyirciler. Şimdi arkanıza yaslanın demeyeceğim, biraz daha yaklaşın. 5 yıl önce o karanlık gecede neler yaşandı, dakika dakika hatırlayalım. İhtimali üzerinde duruyoruz. Demokrasiye herhangi bir zarar getirecek hiçbir faaliyete izin verilmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayımlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emridir. Milletin imkanlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu vesaireyi, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Hainler! Türk Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemediği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde küçük bir grubun meydana getirdiği bir hareket. Biz ordu komutanlığı olarak Sayın Valimiz ve Emniyet Birlikleri ile birlikte gerekli tedbirleri alıyoruz. Endişe edecek bir durum yok. Thank you.
çeşit bölgelerimizde uçuş yapan her türlü askeri, helikopter ve uçak füzeyle indirilecek. Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir. Evet, o karanlık gecede hain darbecilerin hedefinde pek çok kurum kuruluş vardı. Sevgili seyirciler, başta içinde bulunduğumuz TRT olmak üzere meclis binası, Beştepe, İstanbul'da Boğaz Köprüleri. 15 Temmuz'da darbecilerin ilk hedeflerinden biri Genelkurmay Karargahı'ydı. FETÖ'cü darbeciler komuta kademesini etkisiz hale getirip devleti ele geçirmeye kalktılar. Gece boyu darbe girişimine direnenlere de defalarca ateş açıldı. Tanklar üzerlerine sürüldü. Genelkurmay Karargahı ve çevresinde o gece biri asker, 12 kişi şehit oldu. Şimdi biz de o noktaya, Genelkurmay Karargahı'nın önüne gidelim. Muhabir arkadaşımız Doğancan Aksoy karşımızda. Onunla konuşacağız o gece yaşananları, bu milletin destansı direnişini. Coşkun Özel, sizler de söylediğiniz aslında o geceki, o karanlık gecedeki en önemli adreslerden bir tanesiydi Genelkurmay Karargahı. Zira ilk silah burada ateşlendi ve ilk şehit de burada verildi. Takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösterirken ilk hareketlilik Genelkurmay Karargahı'nda yaşandı. O dönem Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmede, bu toplantıda konu bir grup askerin emir dışı hareketliliğiydi. İşte bunun üzerine dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Kara Havacılık Komutanlığı'na denetlemeye gönderildi. Bu görüşme ve teftiş üzerine darbeciler deşifre olduklarını düşündüler ve gece 3'te planlanan darbe girişimi erkene çekildi. Saatler 21.30'u gösterirken hemen arkamdaki Genelkurmay Karargahı'nda ilk silah sesi duyuldu. Tabii darbecilerin dediğimiz gibi en önemli adreslerinden bir tanesiydi. Zira komuta kademesi hedef alınmıştı. Bu noktada elleri tetikte darbeciler bir anda karargahın içerisine girdiler. O sırada korumalar, diğer askerler ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Ve darbecinin hedefinde dediğimiz gibi ordunun komuta kademesi bulunuyordu. Ve Hulusi Akar, o dönem Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar, Salih Zeki Çolak, Yaşar Güler'in de aralarında bulunduğu 11 general derdest edildi. Ve darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'ne götürüldüler. Dediğimiz gibi ilk şehit de yine bu noktada Genelkurmay Karargahı'nda verildi. O gece karargahta görevli Assubay Piyade Başçavuş Bülent Aydın darbecilere karşı koydu. Çatışma çıktı ve o da şehit oldu. 15 Temmuz'un ilk şehidi oldu ama elbette yalnızca o değil. Aynı zamanda karargahın dışında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla birlikte çok sayıda insan toplanmıştı. Millet burada, vatandaşlar burada Genelkurmay Karargahı'nın önünde darbecilere direniyordu. İçeride o olaylar yaşanırken yine dışarıda da çok sayıda vatandaş hemen arkamızda bulunduğumuz bulvarın, meydanın önüne gelmiş durumdaydı. Ve bu noktaya da helikopterlerle hem de karargahın içerisindeki FETÖ'cüler tarafından ateş açıldı. Yine FETÖ'cülerin kontrolündeki tanklar burada sivillerin üzerine sürüldü ama destansı bir mücadele gösterildi burada yine vatandaşlar tarafından.
tarafından. Tabii FETÖ'cü darbeciler direnen bir halkı hesaba katmamışlardı. Gözleri döndü. Dediğimiz gibi üstlerine ateş açıldı buradaki halkın ve o gece karargâhta yine sizler de belirtmiştiniz 12 kişi şehit oldu ve 42 kişi ise gazi oldu. Ama orada esnaflı mücadele unutulmadı ve o mücadelenin sayesinde de aslında o gece, o karanlık gece aydınlığa kavuşmuş oldu. Ve tabii şunu da hatırlatmak lazım. O gece Genelkurmay karargahını ele geçirmeye çalışan hainlerin tamamı hakim karşısına çıktı ve adalet önünde hesap verdi diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Doğan Can Aksoy Genelkurmay karargahı önünden aktardı o gece yaşananların ayrıntılarını. Sevgili seyirciler, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe planında ele geçirilmesi gereken stratejik noktalardan biri de İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'ydü. Köprüyü kapatan darbecilerin karşısına millet dikildi. Orada da darbeciler ölüm yağdırdı. Ancak vatandaşlar hain darbecilere geçit vermedi. Şimdi biz de Boğaziçi Köprüsü'ne, şimdiki adıyla Şehitler Köprüsü'ne, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidelim. Merve Güneş karşımızda, o gece yaşananları ondan dinleyelim. Coşkun Özen, aslında sen de bahsettin, bundan tam 5 yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki o yapılanmada ufak grupta darbeci askerler bulunuyordu. İşte onların darbe girişiminde ilk ayak seslerinin duyulduğu yerlerden birindeyiz aslında. Şu anda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, o zamanki ismiyle Boğaziçi Köprüsü'ndeyiz. Şu anda sizlere kameraman arkadaşım Hayrettin Kavi ekranlarınıza getiriyor. Peki o gece Türk siyasi tarihine damga vuran aslında o önemli uzun gecede neler yaşanmıştı, ondan bahsedelim isterseniz. Akşam saat 20 sularında aslında ilk hareketlilik burada başlamıştı. Özellikle Kuleli Askeri Lisesi'ndeki yapılanmada bulunanlar ve aynı zamanda Kartal Zırhlı Birlikler'den gelen araçlarla buradaki köprüde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiğe kapatılmıştı yol öncelikli olarak. Hem tanklarla hem de askerler dikilmişlerdi. İşte buradaki vatandaşlar aslında o saatlerde henüz ne olduğunu anlayamamıştı. Daha sonra ilk açıklama aslında dönemin başbakanı Binali Yıldırım'dan gelmişti. Binali Yıldırım telefon bağlantısıyla aslında bağlanarak bu bir kalkışma açıklamasını yapmıştı. Ve o sırada vatandaşlar artık ne olduğuna dair fikir edindikten sonra da aslında sokaklara çıkmaya başladılar. Ve seslerini biraz olsun duyurmaya başladılar. Telaşlıydık aslında o zamanlarda. Daha sonrasında birkaç saat sonra hemen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir görüntülü konuşmayla yine bir televizyona bağlanmıştı. Ve milletimi meydanlara davet ediyorum demişti. İşte o açıklamadan sonra aslında milletin direnişi, o sembolik görüntüler aslında sahne aldı. İşte burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve aslında Türkiye'nin birçok noktasında milletin direnişi diyoruz. Çünkü darbeci askerlerin, özellikle o FETÖ'cü askerlerin ellerinde tanklar, tüfekler, birçok aslında silah vardı, mühimmat vardı. Onları millete karşı, kendi milletine karşı kullanmaya kalktılar. Ancak milletin, o sokaklara dökülen insanların, demokrasiye sahip çıkmak isteyen insanların ellerinde hiçbir şey yoktu. Onlar sadece vatanı savunmak, demokrasiye sahip çıkmak istiyorlardı. İşte onlar tankların, topların karşısında durdular ve biraz olsun direniş göstermeye çalıştılar. Ve darbeciler tabii bu sırada o direnişi tahmin etmiyorlardı. Böyle olacağını tahmin etmiyorlardı. Sokaklarda açıklama yapıyorlardı. Sokağa çıkma yasağı var, sokağa çıkılmayacak diyorlardı. Sıkı yönetimi ilan ediliyorlardı. İşte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, o zamanki adıyla da Boğaziçi Köprüsü de bu tarihin, Türk siyasi tarihinin önemli gecelerinden, en uzun gecelerinden biri olan o günün en önemli, en stratejik, en sembolik noktalarından biriydi aslında. Şimdi bulunduğum yerden biraz bahsetmek gerekirse 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün olduğu alandayız aslında. Burası şu anda Nakkaştepe'ye ait bir alan aslında. O tarihten sonra hem köprünün adı değişti. Boğaziçi Köprüsü'ydü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Şu an burada da bir abide yapıldı şehitler için. Bildiğiniz gibi 251 vatan evladı o gece şehit düştü. İşte burada da onları anmak, unutmamak, o geceyi unutturmamak için de hemen arkada bir abide yapıldı. Şimdi kameraman arkadaşım Hayrettin Kavi yine ekranlara getiriyor. Burada içeride büyük büyük kalabalıklar halinde aslında gruplar geliyorlar, dualar okunuyor. İşte bu abide de formundan biraz bahsedeyim isterseniz. Beşgen yapıda formlardan oluşuyor. İçeride de bir havuz bulunuyor aslında. Buraya gelen vatandaşlar muhakkak görmüşlerdir. O havuzun amacı da aslında canlının sudan geldiğini gösteren, onu ifade etmek için yapılan bir semboldü. Orada da yine o gece şehit olanların isimleri yer alıyor. İçeride sürekli olarak salalar okunuyor. Bugün manevi olarak
olarak da biraz zor bir gün. İçeride hem şehit yakınları, gazi yakınları geliyorlar, gazilerimiz geliyorlar, vatandaşlar geliyorlar. İstanbul'a gelen, bir kez olsun gelmiş olan herkes aslında artık buraya da uğruyorlar ve o günü hem unutmak, unutturmamak hem de hatırlamak için ve onlara verdiği değeri de göstermek için burada dualar ediyorlar. Aynı zamanda hemen yan tarafta aslında bulunduğumuz alan komple bir şehitler parkı olarak geçiyor. Hem abide var, hem alt tarafta bir müze var, hem de burada 251 şehidimiz için boğaza uygun olarak seçilen de selviler dikildi. Her ağacın, her selvi ağacının burada isim var. Hemen o ağaçların altında aslında plakalar var. O plakalarda o şehitlerin, o servilere verilen isimler aslında şehitlerin isimleri. Hemen orada QR kodlar var. O QR kodları aslında vatandaşlar okuttukları zaman şehitlerin hikayelerini de dinliyorlar. O şehitler nereden geldiler, nasıl şehit oldular, neler yaşadılar. Onların hepsinde bu noktadan aslında gelen vatandaşlar o anları biraz daha yaşayarak, şehitlerin hayatını biraz daha öğrenerek, unutmamak, unutturmamak için de buradan takip edebiliyorlar. Burada aslında sabah saatlerine göre biraz daha fazla artık hareketlilik artmaya başladı. Akşam saatlerine doğru da yoğunluk bekliyoruz. Bahsettiğim gibi buraya gelen bütün vatandaşlar, şu anda biz de aslında haber çalışırken röportajlar yapıyoruz. Onların da aktardığı şehir dışından sadece bugün için İstanbul'a gelenler, burayı ziyaret edenler var. Özellikle hem bugünü unutmamak, unutturmamak için. Çünkü kiminin eşi, kiminin kardeşi, abisi, dostu, bir sürü vatandaşımız, 251 vatandaşımız burada şehit oldu. Tüm Türkiye'de sadece şu anda bulunduğumuz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 vatandaşımız şehit oldu. İstanbul'da aslında birçok noktada hareketlilik vardı o gece. Özellikle buraya gelenler de Acıbadem'den sembol önemli yerlerden biri olan Çengelköy'den gelen birçok insan vardı. Ve burada o tanklara, tüfeklere karşı durarak demokrasiye sahip çıktılar aslında Coşkun Özen. Bulunduğumuz yer sembolik bir yer aslında. O zamanki ismiyle Boğaziçi Köprüsü'ydü ama şu an artık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Buradan geçen her vatandaş da aslında o geceyi biraz olsun anıyorlar. Şehitlerin ruhuna dualar ediyorlar. Aynı zamanda biraz da olsun unutmamak, unutturmamak için de buraya uğrayıp ziyaret ediyorlar. Şu anda biraz hareketlilik var. Akşam saatlerine doğru hareketliğin de yoğunlaşmasını bekliyoruz diyelim. Sözü yeniden sana bırakalım. Çok teşekkürler Merve Güneş. İstanbul'da Şehitler Köprüsü'nden aktardı. 5 yıl önce bugün bu gece yaşananları sevgili seyirciler biz de şehitlerimizi saygı ve rahmetle bir kez daha anıyoruz. Milletin silahını millete doğrulttular o gece. Ankara'da, İstanbul'da, Muğla'da sevgili seyirciler FETÖ'cü darbecilerin 15 Temmuz kalkışmasında tam 251 masum şehit oldu. Darbeye direnenlerin üzerine bomba ve mermi yağdıranlar ve onlara ateş emrini veren FETÖ'cü katiller yargıda hesap verdi. Sevgili seyirciler işte 15 Temmuz darbe girişiminin eli kanlı katilleri. Ya bu kayıp yok. Bizim ağrı araçlarında kapraşlar falan var. Bağla atış yapıyor. Ankara'da, İstanbul'da, Marmaris'te. Bombalar, kurşunlar, acımasızca masumlara hedef aldı o gece. FETÖ'cü darbeciler gözlerini kırpmadan bombaladılar. Darbeye direnenleri vurdular. 251 kahraman şehit oldu 15 Temmuz'da. Allah, Bismillah, Allahu Ekber! İşgal girişiminin ilk adreslerinden biriydi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. 34 kişi şehit düştü o gece. Ateş edin talimatını verenler FETÖ'cü kuleli komutanları Mürsel Çakırıkçı ve Muammer Aygar'dı. Direnen kalabalık var, doğrudan ateş edin. Keskin nişancılar darbeye direnenleri hedef aldı. Muammer Aygar telsiz konuşmasında 2. köprüye uçakla saldırılmasını istedi. FETÖ'cü 2 albay hakkında da 319'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İstanbul Acıbadem'de darbecilere direnen Muhtar Mete Sertbaş'ı vuran FETÖ'cü Yüzbaşı Mehmet Karabekir, "Taviz yok, sağa sola ateş edin, çakın." demişti. Acıbadem muhtarını şehit eden Karabekir, özel harekat polisleri tarafından öyle ele geçirildi. Muhtarı vurdular! Muhtarı vurdular! Çengelköy'de muhtarı vurdular! 15 Temmuz'da Ankara'yı kana bulayan 25 pilot, F-16 savaş uçağıyla havadaydı. Bunlardan 11'i bombardımana katıldı, 68 vatandaş şehit oldu. Yol kavşağı, cami önü. Bana verilen koordinatı müdahil miyiz? Mutabık. Söylenen iki ödül, başarıyla vuruldu. FETÖ'cü Yarbay Hakan Karakuş 15 Temmuz'da Akıncı 141. Filonun komutanıydı. Karakuş o gece darbeci F-16 pilotlarını yönlendirdi.
Darbeci pilotlardan Müslim Macit, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşağa ve külliye yakınındaki otoparka iki bomba attı. 15 kişi şehit oldu. Karakuş'a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Müslim Macit ise 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Emniyet binası atış yaptınız mı? Emniyet binasını vurun, emniyet binasını tahrip edin. Biraz acele edelim, bir bomba daha, iki bomba. FETÖ'cü yüzbaşı Mustafa Mete kaygısız, telsizden darbeci pilotlara emniyet binasını vurun demişti. Pilotlar Mustafa Özkan, Mehmet Yurdakul ve İlhami Aygül talimatı uyguladı. Attıkları bombalarla 7 kişiyi şehit eden 3 darbeci de 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kaygısız da 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu. Polis Havacılık Dairesi'ni lazerle işaretleyen FETÖ'cü pilot binbaşılar Mustafa Azimetli ve Ahmet Tosun 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Onların verdiği koordinatlarla meclis, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Başkanlığı'na bombalayan FETÖ'cü pilot yüzbaşılar Hüseyin Türk ve Hasan Hüsnü Balıkçı 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Hüseyin Türk'ün sadece özel harekata attığı bombalar sonucu 43 polis ve 1 sivil şehit oldu. O dönem TEM Daire Başkanı olan Turgut Aslan'ı pusu kurup ağır yaralayan, korumasını şehit eden FETÖ'cü albay Erkan Öktem de yargılandı. Öktem 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. FETÖ'cü Sinan Sürer, Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı'ydı. Karargaha darbe girişimine direnmek için girenlerin üzerine ateş açtı. 2 kişi şehit oldu. İddianameye göre yerde yatanlardan birine de tekme attı Sürer. Genelkurmay çatı davasında yargılandı, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci General Semih Terzi'yi vurarak hain girişimin seyrini değiştirdi Subay Ömer Halis Demir. Onu şehit eden ekipte FETÖ'cü binbaşı Fatih Şahin de vardı. Şahin 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Anma programı düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sevgili seyirciler, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye 15 Temmuz hain darbe girişiminin bastırılmasıyla FETÖ unsurlarından temizlenmiş ve ard arda hamleler yapmıştır dedi Şentop. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz şehitler anıtında düzenlenen anma töreninde konuştu. 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en hain saldırılardan birisidir. Ve şu an bu saldırının doğrudan hedef aldığı milli iradenin tecelligahı olan bir mekandayız. Darbeciler o gece tam şu arkamda bulunan ve üzerinde o gece şehit olan vatan evlatlarının isimlerinin yazdığı anıtın olduğu yeri de bombalamışlar. Bununla da milletin iradesini hedef aldıklarını göstermişlerdi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin bastırılması ve devletimize sızmış kökü dışarıda unsurların temizlenmesiyle birlikte Türkiye ardı ardına hamleler yapmış, gerçek yüzleri artık bilinen FETÖ unsurlarından temizlenmek ülkemizi rahatlatmıştır. Bosna Hersek'e gideceğiz şimdi sevgili seyirciler. Saraybosna'da Kovaçi şehitliğinde anma programı düzenleniyor. Şehitlerimiz dualarla anılıyor. Hemen o noktaya dönelim biz de. Muhabir arkadaşımız Ufuk Şahin karşımızda. Bugün 15 Temmuz dedik. 5 yıl önce yaşanan o hain darbe girişiminin ardından işte tüm Türkiye'de, yurt dışında temsilciliklerimizde anma programları düzenleniyor. Saraybosna'da bunlardan birisi. Senden alalım ayrıntıları, anma programının detaylarını. Evet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle başkent Saraybosna'da düzenlenen anma etkinlikleri çok anlamlı bir mekanda başladı. Kovaçi şehitliğinde başlayan bu anma etkinliği bundan 5 yıl önce hayatını kaybeden gazi ve şehit vatanseverlerle birlikte aynı zamanda Bosna şehitleri de burada dualarla anılıyor. Ben sözü fazla uzatmadan hemen yayın konuğumuz Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sayın Sadık Babür Girgün Bey ile bu anlamlı günü değerlendirmek istiyorum. Evet Sayın Büyükelçim, bu anlamlı günde, anlamlı mekanda şehitler anılıyor dualar eşliğinde. Yine bugün kapsamında gün boyunca etkinlikler devam edecek. Neler ifade etmek istersiniz? Efendim burada Kovaçi şehitliğindeyiz. Hemen yanı başımızda da Osmanlı dönemi mezarlığı var. Orada da şehitlerimiz yatıyor.
Bugün de yan yana yatan bu şehitler gibi bugün de Boşnak kardeşlerimizle birlikte 15 Temmuz şehitlerimizi andık. Onlar için dualar okuduk. Daha sonra da Gazi Hüsrev Bey Camii'nde devam edecek bu anma. Dün akşam da bazı etkinliklerimiz oldu. Bugün de devam edecek. O akşam 2016'da Boşnak kardeşlerimiz de Türkiye'de bulunanlar da buradakiler de sokaklara çıkıp destek olmuşlardı, dualar etmişlerdi. Bu hissiyat aynen devam ediyor. Unutmadık, unutmayacağız. Efendim çok teşekkür ederiz yayınımıza konuk olduğunuz için. Evet Coşkun Ezen, 15 Temmuz 2016'da Bosna Hersek bir dayanışma örneği göstererek Türkiye'nin yanında olan ilk ülkeler arasında yer almıştı. İşte o dayanışma örneği bugün de devam ediyor. Keza Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Şefik Caferoviç TRT'ye özel açıklamalar yaptı ve şu ifadeleri kullandı Caferoviç. Caferoviç, Türk halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesi eşsiz bir örnek olarak hatırlanacaktır dedi. Ayrıca Türk halkı vatanına ihanetin önüne geçmiştir ifadelerini kullandı. Evet, bu mesajıyla da aslında Türk halkının demokrasi mücadelesine vermiş olduğu desteği bir kez daha göstermiş olduğu Bosna Hersek diyelim ve söz tekrar size bırakalım. Ufuk Şahin'den Saraybosna'dan aldık ayrıntıları. Sevgili seyirciler, 15 Temmuz darbe girişiminde hainlerin hedefi olan Milli İstihbarat Teşkilatı FETÖ'cülere darbe üstüne darbe vuruyor. Örgütün 100'e yakın firari üst düzey ismi başarılı operasyonlarla yakalandı, birer birer Türkiye'ye getirildi. FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu, FETÖ Elebaşı'nın yeğeni ve örgütün PKK ile ilişkili sorumlusu. İşte o isimlerden sadece birkaçı. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Gideceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Yıllarca sinsice devri teslimdiler. 15 Temmuz hain darbe girişimine kalkıştılar. Amaçlarına ulaşamayınca yurt dışına kaçtılar. Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı peşlerini bırakmadı. Milli İstihbarat Teşkilatı farklı bölge ve ülkelerde bulunan FETÖ'cülere nefes aldırmıyor. Haritalandırma, bilgilendirme ve adli işbirliği aşamalarından oluşan 3 kademeli takip sistemiyle örgüt mensupları adım adım izleniyor. Son 5 yıldaki nokta operasyonlarda 100'ün üzerindeki FETÖ'cü yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Onlardan biri FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen. Örgütün kilit isimlerindendi. Gizli yapılanmalarla irtibatı sağlıyordu. Kenya'da yakalandı, Türkiye'ye getirildi. Sorgusunda amcası Fethullah Gülen'in terörist baş olduğunu itiraf etti. MİT'in yakaladığı bir başka isim Orhan İnan'dı. 2017'ye kadar FETÖ'nün Kırgızistan sorumlusuydu. Daha sonra örgütün Orta Asya Genel Sorumluluğuna getirildi. FETÖ'cü İnan'dı, MİT'in nokta operasyonuyla yakalandı. Son dönemde üst üste yakalanan isimler FETÖ'ye dünyada hiçbir yerin kendisi için güvenli olmadığı gerçeğini bir kez daha göstermiştir. Bir diğer isimse Gürbüz Sevilay. FETÖ'nün terör örgütü PKK ile ilişkisini sağlayan kişiydi. Suriye'de PKK-KCK sorumlularıyla örgüte ait karargahlarda görüştüğü tespit edildi. Başarılı bir operasyonla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi. İsmail Okkalı da FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki gizli yapılanmasında yer aldı. Örgüt toplantıları için ev temin sorumlusuydu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kaçtı. MİT ve Emniyet'in başarılı operasyonuyla yakayı ele verdi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kurumların işbirliğiyle onlarca operasyon yapıldı. Birçok ülkeden getirilen 100'ün üzerinde FETÖ'cü Türkiye'de adalete teslim edildi. Türkiye, örgüt üyelerini yurt dışında da rahat olamayacaklarını net bir şekilde hissettirdi. Pensilvanya'daki melunun takiye, hile, yalan dolanla büyük bir gizlilik içinde büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik mi böyle bilir? Evet, dünyanın hiçbir yeri artık güvenli değil. Hain terör örgütü üyeleri, destekçileri için sevgili seyirciler.
Şimdi Azerbaycan'a gideceğiz. TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos karşımızda. Yayın konuğumuz Cahit Bağcı, Bakü Büyükelçimiz. ...15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti. 5 yıl önce bir paralel devlet yapılanması, bir terör örgütü Türkiye'de demokrasiye müdahil olmak istemişti ama Türk milleti, Türk halkı devletiyle, milletiyle el ele verdi ve o hain girişimi bertaraf etti. Bugün Azerbaycan'da işte o hain işbirlikçilerin, terör örgütü üyelerinin kümelendiği, yuvalandığı Azerbaycan'dan sizlere sesleniyoruz. Azerbaycan üs olarak kullanılıyor ve buradan Orta Asya'daki devletleri, Türk devletlerine özellikle nüfuz elde etmeye çalışıyorlardı. Değerli bir konuğumuz var. Onları konuşacağız. Darbenin 5. yılını konuşacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakü'deki Büyükelçisi, Doçent Doktor Sayın Cahit Bağcı yayın konuğumuz olacak. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. 5 yıl geçmiş yani dile kolay. Hala mücadele devam ediyor, bitmedi ama 5. yılda 15 Temmuz'un bu yılki anlamı, önemi ne öne çıkıyor efendim? Çok teşekkür ediyorum. Aslında 5. yılında biz tema olarak şunu gündeme getirmek istiyoruz. Biz hain FETÖ darbe girişiminden çok şey öğrendik. Hala da öğrenmeye devam ediyoruz. FETÖ küresel bir tehdittir. Kripto bir örgüttür. Masonik bir yapılanmadır. Dolayısıyla bu boyutlarını Türkiye 5 yıldır adeta toplu iğne ile kazar gibi bütün örgüt, bütün kurumlarımıza sızmış bu örgütü temizleme gayreti içerisinde olduk. Bu yönüyle öğrendiğimiz çok şey var. Bu öğrendiklerimizden hareketle bir kez daha bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için Türkiye tedbirlerini aldı ve dersler çıkarttı ama biz bu öğrendiklerimizi dünyaya da anlatmak istiyoruz. Siz de ifade ettiniz. Fethullahçı terör örgütü Asya'da yuvalandı, sporlandı ve buradan dünyanın pek çok yerine sirayet etti ve faaliyetler gösterdi. Bu biz burada dostlarımıza, Asya'daki ülkelerdeki dostlarımıza da yıllardır bunu söylüyoruz. Bu sizin için de bir tehdittir. Kuşkusuz dostlarımız, ülkeler, Azerbaycan başta ülke olmak üzere bütün ülkeler gerekli tedbirlerini almışlardır. FETÖ tehdidiyle ilgili olarak tedbirlerini almışlardır. Mücadelelerini yapmışlardır ve FETÖ'yü ülkelerinden çıkarmışlardır. Bunlar şu anda bu hainler başka ülkelerde faaliyet gösteriyorlar. Oralarda da Türkiye misyonları aracılığıyla, kültürel diplomasi kuruluşları aracılığıyla mücadelesini devam ettirmektedir. Çünkü sadece Türkiye için bir tehdit değil, biz görüyoruz, bugün dostlarımıza da söyledik. Dün FETÖ mensupları bugün Türkiye karşıtı lobilerle birlikte hareket etmektedir. Ben inanıyorum ki, tahmin ediyorum böyle de olacaktır. Yarın Ermeni lobilerini, Ermeni diasporasını destekleyen FETÖ'cülerle, FETÖ örgütleriyle, FETÖ yapılanmasıyla da karşı karşıya kalacağız. Karabağ zaferi sonrası Türkiye ve Azerbaycan ortak düşman olarak görülmektedir pek çok mahfillerde. Bunlara karşı mücadeleyi sistemli, bilerek, anlayarak, mantığını anlayarak, örgütlenme biçimini anlayarak bu mücadeleyi sürdürebiliriz. Gerçekten tekrar ediyorum, kripto bir örgüttür. Kime itaat ettiği, nereye itaat ettiği, hangi yöntemleri kullandığı, hangi araçları kullandığı, hangi enstrümanları kullandığını tespit edebilmek oldukça zordur. Bununla mücadele ancak birlikte yapılabilecektir. Türkiye bu süreçte şunu da görmüştür, şunu da öğrenmiştir, dünyaya da göstermiştir. İlk defa hükümete karşı, seçilmiş hükümete karşı, onun cumhurbaşkanına karşı, açıkçası milletin iradesine karşı olan bir darbe millet eliyle bertaraf edilmiştir. Bu da öğrenilen, öğrenmesi gereken en büyük derstir. En büyük kazanımımızdır. Demokrasiye sahip çıkılmıştır. Bu yönüyle 15 Temmuz'un anlamı bu bakımdan önemlidir.
Çanakkale'de olduğu gibi vatan söz konusu olduğunda, devlet, millet, bayrak söz konusu olduğunda halkın, milyonların sokaklara çıkıp iradesine sahip çıktığının göstergesidir. Ve bundan sonra da böyle olacaktır. Türkiye açısından da büyük bir kazanım elde edilmiştir. Kuvvetle ülkede insanlar birbirlerine ve iradelerine sahip çıktıklarını göstermiştir. Biz 15 Temmuz darbe girişiminin bu yönünü, hem darbeyi yapanları, onların örgütlenme biçimini, hem de bu tarz örgütlerle nasıl mücadele edileceğini dünyaya da anlatmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Büyükelçim, verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben sağ teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Evet, biz de 15 Temmuz'un yıl dönümünde yine şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doçent Doktor Sayın Cahit Bağcı gerek 15 Temmuz'u anlamanın önemine işaret etti. Gerekse de Türkiye ve Azerbaycan'ın gerek bu bölgede birlikte işbirliği halinde FETÖ'yle mücadelede yapmış olduğu çalışmalardan bahsetti ve yine ifade edelim ve bu örgütün basite alınmaması gerektiğini, bir kripto olduğunu, aynı zamanda yine farklı örgütlerle de ilişkisi bağı olduğunun altını çizin söyleyelim. Başkent Bakü'de notlarımız bu şekilde, sözü yeniden size bırakalım. Evet Sayın Cahit Bağcı, Bakü Büyükelçimiz yayın konuğumuz oldu. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin zaferinin 5. yılında meclisteki anma programına katıldı. Hiç kimsenin 15 Temmuz gecesi milletin verdiği şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yok dedi. 15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır vurgusu yaptı. O gece yurdu yaşatmak için can veren ama canından aziz bildiği vatanından vazgeçmeyen kahramanların haklarını ödeyemeyiz. Her kim bunu gölgelemeye çalışıyorsa ülkesine, milletine, hepsinden önemlisi o gece kanlarıyla destan yazan aziz şehitlerimize ihanet ediyor demektir. Hiç kimsenin, özellikle bu güzide çatı altında görev yapanların 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur. 15 Temmuz milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir. 15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır. Türk demokrasisinin bir daha böyle menfur saldırılara maruz kalmaması için sorumluluk sahiplerinden, özellikle sorumluluk duygusuyla hareket etmesi büyük önem arz ediyor. Evet, 15 Temmuz hepimizin ortak gurur kaynağıdır. Sevgili seyirciler, şimdi Kazakistan'a gideceğiz, Nur Sultan'a. Türkiye Cumhuriyeti Nur Sultan Büyükelçiliği'nde anma programı düzenlendi. Sayın Büyükelçi Ufuk Ekici yayın konuğumuz olacak. Caner Salıbay karşımızda, sözü onlara bırakalım. Evet Coşkun Özen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kazakistan'da da kutlanıyor. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Nur Sultan Büyükelçiliği'nde anma töreni gerçekleşiyor. Yanımda da canlı yayın konuğumuz var. Canlı yayın konuğumuz Türkiye Cumhuriyeti Nur Sultan Büyükelçisi Sayın Ufuk Ekici. Mikrofonu hemen canlı yayın konuğumuza uzatıyorum. Efendim, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizlere ve ekran başındaki tüm kardeşlerimize, Türkiye'deki izleyicilere selam ve saygılarımı iletiyorum. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Töreni münasebetiyle bir tören düzenledik. Aslında bu töreni daha büyük çapta Kazakistan Ulusal Kütüphanesi'nde büyük bir sergi ve davetlilerle gerçekleştirmeyi öngörüyorduk. Ayrıca sinema salonunda bir film gösteriminde bulunmayı planlıyorduk. Salgın nedeniyle, ki bildiğiniz gibi Nur Sultan'da da vaka sayısı artıyor son zamanlarda. Bu nedenle alınan yeni tedbirler çerçevesinde bu tür mekanlar kapatıldı. Bunun sonucunda biz burada Büyükelçiliğimizde daha kısıtlı katılımlı bazı dostlarımızın ve tabii ki Kazakistan basın ve televizyonundan da temsilcilerin katılımıyla bir tören gerçekleştirdik. Bu törende FETÖ terör örgütünün ne olduğu, nasıl sinsi bir örgüt olduğu, Türkiye'deki ve dünyadaki emelleri hakkında hem katılımcılara hem de Kazakistan basını, televizyonuna bilgi aktardık.
Esasen bu bilgiyi biz her vesileyle, her fırsatta Kazakistan'daki makamlara aktarıyoruz. Bugünün bir yıl dönümü olması münasebetiyle bu törende de tekrar aktarmaya çalıştık. Efendim, FETÖ yapılanması ile ilgili başta Kazakistan olmak üzere Orta Asya'daki düşüncelerinizi, beklentilerinizi alabilir miyiz? Evet, herkesin bildiği gibi FETÖ terör örgütü tüm birçok ülkede olduğu gibi Orta Asya'da, geniş coğrafyada, Orta Asya'daki ülkelerde, kardeş devletlerde de uzun süre faaliyetlerini sürdürdü. Eğitimden ekonomiye kadar, basına kadar birçok alanda faaliyetlerini geçmişte sürdürdü. Halen de bunun devam ettiğini görüyoruz. Okulları farklı isimlerde de olsa faaliyetlerini sürdürüyor. Bu okullarda öğretim görevlileri faaliyetlerini sürdürüyor. Biz her vesileyle Kazakistan makamlarına düşüncelerimizi, FETÖ ile alakalı bilgileri paylaşıyoruz. Bunu da paylaşmaya devam ediyoruz. Geniş coğrafyada bu ülkelerde ve Kazakistan özelinde de bu konularda Kazakistan makamlarının mücadelede destek olmasını, mücadeleyi sürdürmesini, mücadelede etkili ve cesaretli olmasını telkin ediyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti ve Büyükelçiliği olarak Kazakistan makamlarına da bu konuda her türlü bilgiyi paylaşmaya hazırız. Her türlü toplantıda kendileriyle bu konularda görüşmeye hazırız. Bizler Kazakistan makamlarından daha cesur ve etkili mücadele yapmasını bekliyoruz. Efendim, canlı yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar saygı ve selamlarımı iletiyorum Türkiye'ye. Sağ olun. Evet Coşkun Özen, bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti Nursultan Büyükelçiliği'nde alma töreni düzenlendi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, Nursultan'dan Caner Salıbay aktardı. Konu Büyükelçimiz Uğur Ekici'ydi sevgili seyirciler. Şimdi Yunanistan'a gideceğiz. Gümülcine muhabirimiz Necat Ahmet'le konuşacağız. Gümülcine Başkonsolosluğumuzda da sabah saatlerinde bir anma programı düzenlendi. Necat Ahmet, şimdi Yunanistan FETÖ ile mücadelede özellikle Türkiye'nin bu haklı davasında Türkiye'ye destek vermeyi bırakın, FETÖ'cü teröristlere ev sahipliği yapıyor. Bu aşikar. Onlara kucak açıyor, sığınma hakkı tanıyor. Bu ülkeden kaçan FETÖ'cüleri adeta yuvası oldu diyebiliriz Yunanistan. Şimdi seninle konuşalım. Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesine Yunanistan'ın bakış açısının arkasında ne var? Tüm bunlar olmasaydı iki ülke ilişkileri nereye evrilirdi? Senden alalım ayrıntıları, bugünkü programa ilişkin detayları da. İlk olarak isterseniz bugünkü anma törenleriyle ilgili küçük bir şeyler söyleyelim. Çünkü Sayın seçilmiş Müftü İskeçi Ahmet Mete ve Başkonsolos'un söyledikleri darbecilerle ilgili güzel sözler vardı. Onları bir söyleyelim. Sonunda da darbecilerle ve Yunanistan'ın yapmaya çalıştıklarıyla kapatalım isterseniz. Anavatan Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminde bulunan FETÖ mensuplarına karşı Türk milletinin kazandığı bu destan bugün Gümülcine'de de anıldı. Saat 10'da Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda ve saat 11'de Gümülcine Türk Gençler Birliği lokali ve bahçesinde. Yine bugün saat 19 sularında şehidimiz, 15 Temmuz şehidimiz Mustafa Cambaz için onun doğduğu köyde Menetler Köyü'nün camiinde bir Mevlid-i Şerif okutulacak ve 19.30'da da İskeçe'de yine azınlık ortaokul ve lisesinin spor tesislerinde bir anma töreni gerçekleşecek. Sabah düzenlenen anma töreninde İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete ve Başkonsolos Murat Öneroğlu birer konuşma gerçekleştirdi demiştik. Müftü Ahmet Mete, Türk milleti o gece tıpkı 717 yıl önce Söğüt'te, 563 yıl önce İstanbul'da olduğu gibi Anadolu topraklarını istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya haykırmıştır dedi. Necip Türk milleti devletini bilmek, bölmek isteyen saldırganlara karşı Çanakkale'de, Dumlupınar'da ne cevap vermişse 15 Temmuz'da da aynı cevabı vermiştir diye sözlerini ekledi. Başkonsolos Murat Ömeroğlu da yaptığı konuşmada daha çok darbecilerin, Yunanistan'a sığınmış olan darbeciler ve FETÖ mensuplarına değindi. Ömeroğlu, maalesef darbe girişimi sonrasında adaletten kaçan FETÖ mensupları Yunanistan'ı dünyadaki en önemli güvenli limanlarından biri olarak kullanmaya başlamışlardır dedi. Bu suretle sayıları binlerce ifade edilebilecek FETÖ mensubu Yunanistan'da bir alan bulmuştur.
bir vatan bulmuştur ve 2016 darbe girişiminden bilfiil yer almış bazı kişilerin de Yunanistan'da bulunduğu herkesin malumudur dedi. Yunanistan'ın komşusu ve müttefiki olarak Yunanistan'dan haklı olarak terör örgütü FETÖ ile mücadele konusunda destek bekliyoruz diyen Başkonsolos Murat Ömeroğlu, müttefik olmamıza rağmen sınırlarda yaşanan problemler, Doğu Akdeniz'de yaşanan problemler ve FETÖ ile ilgili konularda bugüne kadar bize yardımcı olunmamıştır diye sözlerini bitirdi. Hatırlanacağı üzere 5 yıl önce 16 Temmuz sabahı Dedaç Havalimanı'na, yani 15 Temmuz'un sonraki günü, Türkiye'den kaçan 8 darbecinin savaş helikopteriyle iniş yapması ve Yunanistan'ın bu kaçakları demokrasi bahanesi ve kendi anayasasının öngördüğü bir şekilde değil de yalanlara sarılarak geri verilmelerini engellemesi, darbecileri askeri birimlerde korumalar eşliğinde muhafaza etmesi, ülkeye kaçak yollardan giren FETÖ'cülerin iltica taleplerini anında kabul etmesi, gerekli yatırımları yapan FETÖ'cülere oturma izni vermesi hasebiyle şu an Yunanistan'da 20 binin üzerinde FETÖ'cünün bulunduğu tahmin ediliyor. Bunların özellikle Atina ve Selanik gibi şehirlerde ve büyük adalarda da saklanıldığı veya bulunduğu biliniyor. Bu da NATO'da müttefik bir ülke olan Yunanistan'a ilişkiler baz alındığında pek de yakıştırılamıyor. Başkonsolos Murat Ömeroğlu'na bir Yunan gazetecisi tarafından dün yapılan açıklamada, darbeciler geri verilmiş olsaydı bu iki ülke arasındaki ilişkileri de olumlu bir şekilde etkiler miydi sorusuna başkonsolos hiç tereddüt etmeden tabii ki cevabını verdi. Ki burada yaşayan Batı Trakya Türk'ü de aynı şekilde düşünüyor ve diyelim ve sözü size bırakalım. Bu nasıl komşuluk, tabii anlamak mümkün değil. Türkiye'den kaçan 20 bin terör örgütü üyesine Yunanistan komşumuz yani ev sahipliği yapıyor. Aktardıkların için çok çok teşekkürler sevgili seyirciler. Şimdiki durağımız yine FETÖ'cülere kucak açan bir başka ülke. Almanya sevgili seyirciler. TRT Berlin temsilcisi İlhan Atasoy karşımızda. Onunla konuşacağız. Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesi son derece önemli. Tüm dünyaya aslında bu örgütün iç yüzünü, arka yüzünü anlatmaya çalışıyor Türkiye. Bu örgütün günü geldiğinde kendilerinin de başına bela olabileceğini, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Almanya olmak üzere pek çok ülkeye bu örgütün karanlık yüzünü, Türkiye'de ne yapmaya çalıştığını, dünyada ne yapmaya çalıştığını aslında anlatıyor. Ama Almanya'da bir yandan İşte bu terör örgütü mensuplarına sahip çıkan ülkelerden biri. Neler aktaracaksın? Hem bugüne ilişkin hangi etkinlikler var Almanya'da, hem de bu genel değerlendirme kapsamında neler söylenebilir? Coşkun Özen, isterseniz ilk kaldığınız yerden, ilk anlattığınız yerden başlayalım. Almanya, FETÖ'cülere sahip çıkan, onlara destek veren ülkelerin başında geliyor ki biliyorsunuz Almanya, Yunanistan'dan, Balkanlar üzerinden bir şekilde Almanya'ya ulaşan FETÖ'cüler burada barınıyorlar. Resmi rakamlara göre 110 FETÖ mensubunun iadesini istedi Türkiye. Ancak Almanya'nın tutumu burada ortaya çıkıyor. Neredeyse yarısından fazlasına ilişkin bir sonuç alınamadı. Bazılarının dosyası görüşülmeye devam ediliyor. Ancak Almanya'nın bu konudaki tutumu darbe girişiminden itibaren belli. Öte yandan baktığımızda özellikle Almanya'daki yapılanmaya baktığımızda özellikle FETÖ örgütü mensuplarının Yunanistan üzerinden, Balkanlar üzerinden Almanya'ya gelişlerinde burada örgütlendiklerini, birbirlerine destek verdiklerini görüyoruz ki birçok FETÖ mensubu hakkında biliyorsunuz tutuklama kararı, yakalama kararı da var. Özellikle eski askerlerin burada oldukları, eski savcıların, hakimlerin burada olduklarını biliyoruz. 2 yıl öncesine kadar da biliyorsunuz darbe girişiminin bir numaralı sanığı Adil Öksüz'ün de burada olduğuna ilişkin haberler Alman basınında yer almıştı. Dolayısıyla FETÖ mensuplarının en yoğun bulunduğu ülkelerin başında Almanya geliyor. Ancak Türkiye'nin yoğun çabalarına rağmen, gönderilen onca dosyaya rağmen Almanya maalesef iade dosyalarına ilişkin olumlu bir karar vermiş değil. 37'ye yakın dosyanın işlemi ise, görüşmeler ise devam ediyor. İşlem üzerinde çalışmalar devam ediyor. Ancak baktığımızda 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Almanya'da, başkent Berlin'de yüzlerce Türk burada Berlin Büyükelçiliği'nin önünde toplanarak
aslında milletinin, devletinin, Cumhurbaşkanı'nın, seçilmiş hükümetin yanında olduklarını haykırmışlardı. 5 seneden bu yana da Almanya'da, Berlin'de, farklı kentlerde Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenleniyor. Bugün de başkent Berlin'de 3 farklı etkinlik var. İlki kısa süre önce tamamlandı. AK Parti'nin Almanya temsilciliği bir etkinlik düzenledi. Orada 15 Temmuz destanını ele aldılar. Halkın Cumhurbaşkanımızın çağrısı sonrası meydanlara inmesini, devletine, milletine, devletine sahip çıkmasını konuştular. Özellikle bunun uluslararası yansımasını konuştular. Ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türk siyasi tarihinin en büyük ihaneti olduğuna vurgu yapıldı AK Parti'nin o toplantısında. Öğleden sonra ise Berlin Başkonsolosluğu'nda bir anma etkinliği var. Ancak o anma etkinliğinden kısa süre sonra da burada yaşayan Türklerin bir etkinliği olacak. O da şu, 50-60 bisikletli Türk ellerinde balonlarla Başkonsolosluk'tan, Berlin Başkonsolosluğu'ndan Berlin Büyükelçiliğimize pedal çevirecekler ve Büyükelçiliğe ulaştıklarında da ellerindeki 251 balonu, şehitlerimizi temsilen taşıdıkları 251 balonu bırakacaklar gökyüzüne ve onlara dua edecekler orada. Böyle bir etkinlik var. Akşamda Berlin Büyükelçiliği'nde yerel saatte 17.30-18 gibi de yine bir etkinlik düzenlenecek. Ve güne ilişkin Berlin'deki etkinlikler bu şekilde, ancak başka kentlerde, başka konsolosluklarımızda da, misyonlarda da Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlenecek. Coşkun Özen. Almanya ilişkilerimizin son derece aslında iyi olduğu bir ülke. Gerek orada yaşayan milyonlarca vatandaşımız dolayısıyla, gerekse ticari ekonomik ilişkiler bağlamında. Ama FETÖ tehlikesine Türkiye'nin çektiği onca dikkate rağmen Almanya'nın adım atmıyor oluşu da gerçekten dikkat çekici ve manidar. İlhan Atasoy'dan aldık bilgileri bugünkü anma etkinliklerinin detaylarında. Sevgili seyirciler, İletişim Başkanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerine ithafen kamu spotu hazırladı. Sayenizde başlıklı videoda 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı halkın destansı direnişine dikkat çekildi. Devletine, demokrasisine, geleceğine sahip çıkan milletimin her bir ferdine selam olsun. Hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. O gece yaşananlarsa hafızalarda hala çok taze. İletişim Başkanlığı 15 Temmuz şehitlerine ithafen kamu spotu hazırladı. Ve her baktığımızda göğsümüzü kabartarak dalgalanıyorsa ay yıldızlı bayrağımız, tüm bunlar sizin sayenizdedir. Sayenizde başlıklı kamu spotunu İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstiklal Marşı'nın "Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal" dizeleriyle paylaştı. Kamu spotunda 15 Temmuz şehit ve gazilerinin verdikleri destansı direnişe vurgu öne çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hain darbe girişimine karşı direnişi öven sözlerine yer verildi. Devletine, demokrasisine, geleceğine sahip çıkan milletimin her bir ferdine selam olsun. Kamu spotunun sonundaysa Çanakkale'den 15 Temmuz'a bu vatanı canı pahasına koruyan tüm şehit ve gazilerimize minnettarız ifadeleri yer aldı. Türkiye geçilmez mesajı paylaşıldı. Evet, sayenizde tüm şehitlerimizi rahmetle, saygıyla anıyoruz. Gazilerimizi minnetle, şükranla anıyoruz sevgili seyirciler. 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde, Demokrasi Milli Birlik Günü'nde Türkiye geçilmez diyerek Avrasya gündemini sonlandırıyoruz. Bugün yarın aynı saatte dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle biz karşınızda olacağız.